bölgesinde Van'da yaşıyoruz. Kırsal kesimlerin olduğu, engellilerin ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla burada sosyal ve kültürel anlamda faaliyetlerine, iş hayatına atılmakta bayağı sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü temelinde zaten eğitim görmemiş birçok engelli vatandaşımızın olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Bununla ilgili engellerimiz imkanları doğrultusunda, devletin tanımış olduğu imkanlar doğrultusunda kendilerini geliştirmek açısından birçok çalışma yapıyorlar. Eğitim göremeyenler uzaktan eğitim alıp kendilerini geliştirip engelli sınavlarına hazırlanmak için çeşitli kurslara hazırlanıyorlar. Bu şekilde eğitim alanına girmeye çalışıyorlar. İstihdam konusuna gelince de bölgemizde yıllardır, yani ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de maalesef bu sıkıntılar had safhada. Ama son yıllarda ilimizde özellikle devletimizin yatırımları sonucunda, Dokan'ın da girişiminde sonucunda tekstiller açıldı ve birçok engellimiz de aileleriyle çalışmaya başladı. Yeterli olmamasına rağmen yine de geçimlerini sağlamak için çalışıyorlar. Evet, buralarda yaz-kış aylarında farklı sorunlar yaşanıyor. Kışın engellilerin çıkma olanı daha çok zor. Çünkü toplu taşıma araçları birçoğu uygun değil. Zaten toplu taşıma araçlarında ulaşım konusunda da büyük sıkıntılar yaşıyorlar maalesef. Özellikle halk otobüsleri konusunda, ama belediyenin tabiri caizse mor otobüsler dediğimizde sıkıntı yaşamıyorlar, alıyorlar. Ama bazı güzergahlarda da çalışmadığı için bu sıkıntıları yaşıyorlar. Engellilerimizin burada... kaldırımlar olsun, özellikle toplu taşıma araçlarından geldikten sonra çıktıkları birçok kaldırımda maalesef cadde üzerinde park edilmiş araçlar olsun, işte telekomun bırakmış olduğu panolar olsun veya esnafın eşyalarını bırakmış olduğu caddelerde, onların da orada yürümesinde belli sıkıntılar yaşanmaktadır maalesef. Engellilerimiz her zaman söylüyoruz, yani kendilerini hayata adapte edebilmeleri için, günlük hayata konsantre olmaları için evlerinden çıkıp ben de bu hayatın bir parçasını demeleri gerekiyor. Biraz da kendilerine özveri göstermesi gerekiyor. Yani bizim halkta beklentimiz bir kere empati kurmaları gerekiyor. Yani halkın şöyle bir şey, ben karşımda gördüm, engellinin ne zorluklar yaşadığını, ne sıkıntılar yaşadığını bilmesi için bir empati kurup ben de onlar gibi olsaydım ne yaşardım diye. Onların hayata adapte olmaları için gereken kolaylıkların sağlanması gerekiyordu. Çünkü sonuçta her sağlam insanla bir engelli adaydır. Kimse bunun olmasını istemese maalesef her an herkesin karşılaştığı bir gerçek bu. Halkın eskiye nazaranla gençlerin artık biraz daha ön planda olduğu ve araştırmacı bir kesim olduğundan dolayı biraz daha pozitif yaklaşıyorlar, yani en azından sorunlara. Fakat onların çözeceği sorunlar olmadığını, evet, kendi alanlarında, çevrelerinde yapılabilecek faaliyetler olduğu zaman, işte dediğimiz gibi, az önce belirttiğimiz gibi, kaldırımlara eğer bir esnafsa nasıl park edilmeyeceğini, aracının park edilmeyeceğini veya eşyasını teşhir etmeyeceğini, engelliyi düşünerek yaptığı gerekiyor. Bakış açıları da artık eskisi gibi değil. Yani eskiden bir engellimiz sokağa çıktığı zaman sanki bütün gözler onun üzerindeymiş gibi bakarlardı. Şimdi o da yok. Normal bir vatandaş gözüyle bakılıyor. Onunla ilgili birçok şey açılmış. Yani artık modernleşen bir ülke, dünya çağındayız. Onunla ilgili sıkıntılar yaşanmıyor. Tabii engellilerin yapmış olduğu kültürel ve sportif faaliyetlere destek vermeleri gerekiyor. Bu da duyarlı vatandaşlarımıza, iş adamlarımıza, onların hayata adapte olmalarını sağlamak adına çeşitli etkinliklerinde bulunmaları gerekiyor. Örneğin Van'da spor yapan 3 tane engelli dernekleri var. Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü, İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Görme Engelliler Spor Kulübü çeşitli alanlarda faaliyet yürütüyorlar. Bunların sportif faaliyetlerini gidip izleyebilirler aileleriyle, çocuklarıyla. En azından çocuklarına işte bu insanlar engelli olmalarına rağmen hayata böyle konsantre oluyorlar, mücadele ediyorlar. Sizler de örnek alın deyip onlarla birlikte çocuklarını da bu insanları tanımaları için yönlendirebilirler. Onlara o engellilerle ilgili yaşanmayı, konsantrasyonunu yaşatmaları gerekiyor. Tabii bu belirli bir zaman alacaktır muhakkak. Bununla ilgili sorunlar çözülebilmesi açısında aileler engelli çevresine daha da duyarlı olması gerekiyor. Toplumda beklentimiz bu, ama yaptıkları sosyal ve kültürel faaliyetlere, sportif faaliyetlere de ister izin belirli katkı sağlayabilirler. Maddi durumu, ekonomi durumu iyi olanlar engelli derneklerine, spor kulüplerine yaptığı faaliyetlere göre sponsor olabilirler, destek olabilir. Beklentimiz halktan bu. Kamu kurum ve kuruluşlarına geldiğimiz zaman da zaten sorunun çözüm noktası orada. Ama maalesef devletin, hükümetlerin çıkarmış olduğu yasalar, kanunlar yerellerde, birçok yerde uygulanmıyor. Bundan dolayı biz STK'lar da, engelliler de buna takılıyoruz. Eskiye nazaranla dediğim gibi gerçekten çok çok iyi ilerlemeler var, ama maalesef tabii zamanla bunlar da düzelecek. Her şey birden, kimsenin elinde bir sihirli değnek yok, düzelmesini bekleyemezsiniz. Ama en azından sivil toplum örgütlerinin üyelerinde, engelli üyelerinde, ailelerinde almış olduğu izlenimlerde sorunların çözümü konusunda
sivil toplum örgütüyle görüşüp bir an önce nasıl bunlar çözülebilir? Bunun için çalışmalar yapmaları gerekiyor. Evet, biz dediğimiz gibi sportif faaliyetler yapıyoruz. Birçok ilde spor kulüpleri belediyeler bünyesinde faaliyet yürütüyor. Maalesef ilimizde yıllardır talep ediyoruz. Bir türlü bu olmadı. Evet, kayyum atandıktan sonra kayyumlar değişti. Belediye başkanları değişti, seçilmiş olanlar. Bu şekilde olunca da hiçbir düzen de kuramadık. Kanunları gittiğimiz zaman da işte maalesef yerine oturtamıyorlar, yapamıyorlar. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Spor faaliyetlerimizi yürütme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Engelliler siyasette yerleri olmadığından dolayı kendi haklarını daha da rahatça onların sorunlarını bilen insanlar olmadığı için dile getiremiyorlar. Bu da çok büyük bir sorun aslında. Çünkü örneğin siyasetçi, kadın siyasetçi var erkek siyasetçilerin yanında. Bir de dezavantajlı kesimlerde engellilerden de siyasetçi olması gerekiyor aslında. Çünkü onlar da kendi sorunlarını biliyorlar ve az bir kitle değil. Türkiye'nin yaklaşık %12.29'u 2002 yılında yapılan TÜİK araştırmasında engellinin olduğu varsayılıyor ülkemizde. Bu da 8,5 milyon engelli. Her ilin %12'sinin engelli olduğunu hesapladığımız zaman ilimizde de büyük bir engelli potansiyeli var. Ve bunlar da siyasette yer aldığı zaman en azından kendi sorunlarının çözümü konusunda gereken daha yetkili mercilere ulaştırıp orada çözümleri konusundan gerekenleri yapabilirler. Bunlar olduğu sürece daha da rahat imkanlar olacak. Eskiye nazaran da çok çok güzel imkanlarımız var ama yeterli mi derseniz maalesef olmuyor. Çünkü günümüz şu anda ilerledikçe beklentiler de çoğalıyor. Ama derneklerimizin örneği şu an bütün derneklerimiz kira içerisinde dernek kiralarını ödeyemiyorlar. Pandemi süreci bayağı da bir etki yaptı. Yaklaşık bir yıldan fazla da dernekler kapalı kalıyor. Esnaflar nasıl etkilendiyse dernekler de öyle. Sonuçta kira ödeyen dernekler, bunun masrafı olan dernekler bütün faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldılar. Bu sıkıntılardan dolayı yetkililerin bunlara duyarlılık göstermesi gerekiyor. İlimizde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü var. Türkiye genelinde olduğu gibi. Burada engellilerin sorunlarının çözümü konusunda minimumu indirmek için ekip olarak çok iyi şekilde çalışıyorlar ama dediğimiz gibi yani sonuçta bir kurumla bazen her şey çözülmüyor. Belediyenin de yerel yönetimlerin de bu konuyla ilgili gereken destekleri vermesi gerekiyor. Pandemi süresince engelliler çok mağdur oldular. Gerçekten işi olanlar işlerini kaybettiler. Kendine bir esnaflık yapıp geçinenler de bu şekilde sıkıntılar yaşadı. Maalesef yani bu sıkıntılarla da halen karşılaşıyoruz.